Herkese merhaba, bugün hayatımızın üçte birini kapsayan uyku pozisyonları hakkında konuşacağız. Uyku pozisyonlarının neden bu kadar önemli olduğunu hiç düşündünüz mü? Niye bu videoyu çekiyoruz? Bir gün boyunca vücudumuz hareket ederken kaslarımıza, dokularımıza ve eklemlerimize oldukça baskı yap yapar. Uyku bu baskının giderilmesi ve yenilenmesi için harika bir fırsattır. Ancak bu iyileşme süreci... Uyurken aldığınız pozisyonun da etkisiyle şekillenir. Eğer vücudunuzu rahat olmayan bir pozisyonda bırakırsanız, sabahları ağrılarla ve tutulmalarla uyanmanız işten bile değil. İlk olarak insanların hangi pozisyonlarda uyuduklarını anlamak için bir yol bulmamız gerekiyor. Tabii ki insanlara sorabiliriz ancak genellikle uyurken ne kadar hareket ettiğimizi ve hangi pozisyonlarda uyandığımızı tam olarak hatırlamayız. Neyse ki araştırmacılar bu konuda farklı teknikler denediler. İnsanları uyurken filme aldılar veya giyilebilir teknolojilerle hareketlerini izlediler. Peki insanlar yatakta nasıl uyuyorlar? İlginçtir ki yan tarafında uyumak en yaygın olanı. Araştırmacılar insanların yatakta yarısından fazlasının yan taraflarına %38'inin sırt üstünde ve %7'sinin ise yüzük oyun yanıtlıklarını gösteriyor. Ayrıca yaşandıkça yan tarafta uyuma eğiliminin de arttığını bulmuşlar araştırmacılar. En iyi uyku pozisyonu nasıl derseniz ilk sırada sağ yan yatmanın, ikinci sırada sol tarafına yan yatarak uyumanın ve üçüncü olarak da sırt üstünde uyumanın geldiği bulunmuş. Araştırmalar uyku kalitesini etkileyen kritik faktörlerin uyku pozisyonu tercihi ve dönme sıklığı olduğunda gösteriyor. Verilere göre sağ tarafında uyumayı tercih eden ve daha az dönen kişiler, daha iyi uyku kalitesine sahip olduklarını görülüyor. Orlaman gibi sonlu problemlerinin sırtüstü üstü uyuyanlarda daha yaygın olduğu bulunmuş, ancak uyku aknesi gibi ciddi solunum sorunlarını yan yatma pozisyonuyla hafifletmek mümkün. Yan yatmak üst solunum yollarını açmaya yardımcı olur ve horlamayı azaltabilir. Ancak yan yatarken omurganın düz olmasına dikkat etmek önemli. Daha destekli bir yal pozisyonda uyumak, yani boyun ağrısını azaltabilir. Yan yatarken belimizde oluşan boşluğa küçük bir destek koyarsak sabah kartlarımızda ağrılarımızın olma ihtimalini daha da azaltabiliriz. Şunu da belirtelim. Ana prensip omurgamızın düz şeklinin korunması yatarken hem yatarken hem de ayaktayken. Gelelim ağrı çekenlere. Sırt ağrısı için en iyi uygun pozisyon ol, izlerimizin arasına bir yastık veya battaniye koyarak yan yatmaktır. Yan yatarak uyumak, boyun veya sırt ağrısı olanlarda da semptomları hafifletir. Boynunuz ile omzunuz arasındaki mesafeye uyan bir yastık seçin. Daha kalın bir yastıkla yan yattığınızda boynunuz omurganızla aynı hizada kalacak ve doğru hizalanmayı kururken aynı acıyı önleyecektir. Boyun ağrısı için en iyi uyku pozisyonu nedir derseniz, sırt üstü yapmak boyun ağrısı için çekenler için en iyi uyku pozisyonu. Boyun ağrısı önlemek için başınızın daha geride olmasını sağlayacak şekilde boynunuzu destekleyen bir yastık kullanın. Sırt üstü uyurken kollarınızı benzer pozisyonlarda tutmayı hedefleyin. Peki yüz kırışıklıkları Yan uyuyan birisiniz gece boyunca bir noktada derinin katlanmış veya ezilmiş bir pozisyonda olması muhtemel. Zamanla bu nazolabial buradaki kıvrımlar, gözler ve dudaklar gibi alanlarda bazı önemli karışıklıklar oluşturabilir. Basitçe söylemek gerekirse uyku kırışıklıklarından kaçmanın en iyi yolu yüzünüzü yastığınızdan uzak tutmaktır. Başka bir de işte en iyi uyku pozisyonu genellikle sırt üstüdür sırt üstü uyumak sağlıklı bir cilt için en iyi uyup pozisyonu olarak kabul edilir. Sırt üstü yaptığınızda yüzünüz bir yastığa bastırılmaz ve bu da yastığın sürtünmesi veya basıncından kaynaklanan kırışıklıkları ve sivilceleri önlemeye yardımcı olabilir. Bu arada şunu özellikle kadın takiplerimizi hatırlatayım. Yatmadan önce e, yüzümüzü temizleyip krem sürerseniz ve cildiniz nemli olursa yastıktan bakterin birikimi o kadar fazla olur. O yüzden yapmadan hemen önce değil en az bir saat önce cildinizi temizlemenizi öneririm. Hamileler için en iyi uyku pozisyonu nedir? Araştırmalar hamilelerin dizlerini bükerek yan yatmalarını tavsiye ediyor. Yal uyku pozisyonu büyüyen göbeğin baskısını hafifleterek kalbin çalışmasını ve kanın vücutta kolayca akmasını sağlar. Özellikle sol taraf karaciğere baskı yapmadığı ve Rahim rahim ve böbrekler ve kalbe sağlıklı kan akışını kolaylaştırdığı için sol tarafta tavsiye edilir. Ameliyat sırasında sol tarafınıza yattığınızda rahatsızlık hissederseniz, sol kalça üzerindeki baskıyı azaltmak için arası sağ tarafa da geçebilirsiniz. Karnın altında bacakların arasına ve sırtın küçük kısmına yastıklar koyarak da yer bilmeyi azaltabilirsiniz. Bu arada geçenlerde yeni yayınlanan bir araştırmada, hamilelerin sırt üstü yaptığında bebeğin gelişme geriliği ve ölüm riskinin de arttığı tespit edilmiş. Bunu da önemli bir hatırlatma olarak burada söyleyelim. Alerji veya burun tıkanıklığı varsa bu mücadele ediyorsanız bununla sırtınızın üst kısmını desteklemek için yastıklar kullanın. Böylece omurga çökmeden daha dik bir pozisyonda olursunuz. Bu konumlandırma hava yollarınızın açık kalmasını sağlayabilir ve burnunuzu boşaltmanıza yardımcı olabilir. Burun tıkanıklığı artırabileceğinden sırt üstü düz yatmaktan kaşının. Sonuç olarak ideal uyku pozisyonu başınızdan karşılarınıza kadar sağlıklı omurga hizalanmasını destekler. En iyi uyku pozisyonu kişisel sağlığınıza bağlıdır. Ancak sırt üstü veya yan yatmak yüzüstü uyumaktan daha iyi kabul edilir. Yan yatma horlamayı ve et, mide ekşimesinde azaltabileceğini ve sırt ağrısında önleyebileceğini en popüler pozisyon. Sırt üstü uyumak en yaygın ikinci pozisyondur ve boyun ağrısı ve burun tıkanıklığı için en iyisidir. Ayrıca yatmadan önce birkaç dakika esneme yaparak kas gerginliğini azaltmayı deneyebilirsiniz. Umarım bu bilgiler daha iyi bir uyku deneyini yaşamanıza yardımcı olur. Sağlık zenginlikte efendim, sağlıcakla kalın.